Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben bir mesaj ve taziye bildirisinde bulunmak istiyorum sizlere. Şöyle ki birkaç günden beri, geçen haftadan beri vlog yüklemiyorum biliyorsunuz. Aslında hazırda vloglarım var. 4 adet vlogum var. Yükledim. Yalnız henüz yayına açmadım onları. Pek içimden gelmedi şu ara. Tabii ki yarından itibaren normal eski rutine dönmeye devam edeceğiz. Tek tek yayına açacağım vlogları. Ama bu süreç içerisinde bildiğiniz üzere, hepimizin de bildiği üzere Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Ben Elazığ'daki tüm halkımıza sabırlar diliyorum. Allah yardımcıları olsun inşallah. Çok zor bir durum. Kaç günden beri haberlerde izliyoruz. Gerçekten yeri geldi. Bizler hep birlikte ağladık. Gözlerimiz doldu. İnsan yani kendini koyunca yerine çok çok zor bir durum. Allah yardımcıları olsun. Yakınlarını kaybedenlere büyük sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rahmetli olanlara bu afette. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler de dilerim bir an önce hemen kurtarılırlar sağ salim. Rabbim hiçbirini sevdiklerinden, çoluğundan, çocuğundan, ailesinden de ayırmadan hep bir arada, hep bir şekilde inşallah sağlıklı bir şekilde inşallah o enkaz altından da kurtulurlar. Kaç günden beri sürekli dualarımız sizlerle birlikte zaten. Yani haberlerde gördükçe insan kötü oluyor. Hastanede olan vatandaşlarımıza da yine acil şifalar diliyorum. Şu anda dışarıda beklemek zorunda olan, bütün gününü, geceyi dışarıda bekleyen afetzedelere de Allah yardımcıları olsun diyorum. Allah sabırlar versin, gayret, kuvvet, güç versin inşallah. O şekilde Rabbim inşallah can sağlığı versin. Allah'ım daha kötü afetlerinden, afatlarından korusun inşallah. 17 Ağustos'ta biz de depremi yaşamıştık. 99 depremi biliyorsunuz. Bursa'dayım ben de. Tabii ki çok büyük bir sarsıntıydı gece. Yattığımız yerde beşik gibi sallanmıştık. Bursa çok etkilenmemişti. Ama Gölcük, Yalova biliyorsunuz yerle bir olmuştu. Ondan sonrasında artçılar da devam etmişti zaten. Biz daha binde birini yaşamış olduk ki böyle bir afeti yaşamış olanlar gerçekten Rabbim sabırlar versin. Çok zor bir durum. Marmara bölgesi de büyük bir risk altında. Bildiğiniz üzere Rabbim hepimizi, cemil cümlemizi inşallah korusun. Ben Elazığ'daki vatandaşlarımıza, halkımıza tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız sizlerle, bol bol dua okuyoruz. Dilerim bir an önce bu durum en hayırlı şekilde sonuçlanır. Yani enkaz altından dilerim hemen hiç kimse kalmaz. Sağ salim ailesiyle birlikte benim en çok da önem verdiğim şey o. Yani ben her zaman diyorum Allah'ım korusun diyorum. Hani öyle bir şey başımıza geldiğinde de ya diyorum hani ailem çoluğumla çocuğumla bir aradayken hani Allah'ın işine karışılmaz tabii ki. Ama en büyük dileğim o. Allah'ım tabii ki korusun ama çok zor hani orada ya da ne bileyim bir bakıyorsunuz çoluğunuzla çocuğunuzla neyse daha fazla konuşmayayım. Böyle insan düşündükçe gerçekten neler neler geliyor aklına. Çok da hassas bir yapım var. Fazla bakamadım da zaten o görüntülere. O şekilde insanın böyle durumlarda yani söyleyecek çok bir şey ben bulamıyorum. Çünkü kelimeler boğazıma düğümleniyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'ım tekrar sabırlar versin, güç kuvvet versin inşallah. Allah yardımcınız olsun. Dualarımız sizlerle birlikte
Ve dediğim gibi rahmetli olan vatandaşlarımıza da yakınlarına da sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rabbim bol sabırlar versin inşallah. Kalanlara da inşallah sağlıklı bir şekilde ulaşılır bir an önce ve hastanede olan vatandaşlarımız da bir an önce hayırlısıyla şifasını bulurlar inşallah. Allah'ım da bir daha göstermesin ya Rabbim. Rabbim hepimize cemil cümlemizi korusun. Bu kadar ben arkadaşlar içim rahat etmedi. O yüzden geçmiş olsun dileklerimi ve taziyelerimi bildirmek istedim. Yarından itibaren de dediğim gibi vlogları artık devam ederiz, yayını açarım. Ama şu birkaç günlük süreçte gerçekten inanın açasım gelmedi. Yani yayına veresim gelmedi. Vloglar hazır ama o yüzden dediğim gibi İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun hepiniz. Rabbim hepimizi korusun inşallah.